Ay keşke buraya kadar zahmet etmeseydiniz Mühim Bey. Yani ben zaten gelecektim holdinge bir görüşme için. Demek ki artık benim zahmet etmem gerekiyormuş. Rezaletin ardı arkası kesilmiyor. Daha ne kadar sürecek bu? Şimdi bakın, bir kere benim o canlı yayını durdurmam gerekiyordu, öyle değil mi? Ben de gittim gereğini yaptım ve canlı yayını durdurdum. Yani onun için ortada öyle sizin dediğiniz gibi bir rezalet falan yok yani. Savcı Hanım, siz meseleleri çözmüyorsunuz, sadece erteliyorsunuz. Ben meselelerin kökünden çözülmesini istiyorum. O Umut denen çocuk hala dışarıda. Hala benim ve ailem için bir tehdit. Her an her şeyi yapabilir. Bunu yapmaması için de sizin görevinizi layığıyla yapmanız gerekiyor. Daha önce defalarca yaptığınız gibi. Vallahi ben yani bu zamana kadar ne yapmam gerekiyorsa hepsini layıkıyla yaptığımı düşünüyorum Büyüyemin Bey. Zaten bundan sonrası için de yapmam gereken neyse aynı şekilde onu yapacağım. Yani şimdi burada ortadaki durum... Süreyya Hanım, ortadaki durum hiç de iyi değil. Bizimle çalışacaksanız, çalışmaya devam edecekseniz işinizi doğru düzgün yapın. Süreyya Hanım, maziyi unutmayın. Hı? O koltuğa makama sığınırken makama nasıl geldiğinizi size hatırlatmak zorunda kalmayın. Hı? Babacığım. Kızım. Ne yapıyorsun burada? Şirkette eskiden kalma bazı detaylar vardı, onun için geldim. Aşk olsun ama ya, bize niye haber vermiyorsun? Ben yardım ederdim sana. Ya bu taraflarda bir işim vardı, kendim geleyim dedim. Merak etme, hallettim. Tamam güzel ama başka aksilik olursa bana söyle, olur mu? Tamam, tamam güzel kızım. Sen işine gücüne bak. He? Görüşürüz. Savcım, müsait misiniz? Şu an değilim aslında ama. Çok fazla zamanınızı almayacağım. 2 dakika. Lütfen, size danışmam gereken çok önemli bir konu var. Dinliyorum. 5 yıl önce işlenen Büşra Korkmaz cinayeti. O davanın da savcısı siz misiniz? Evet. Konu nedir? Rıza Tanrıkulu eski bir emir kran çalışanıymış. 5 yıl önce de hüküm giymiş zaten biliyorsunuz ve Makbule Coşkun. O da eski bir emir kran çalışanıymış. Rıza Tanrıkulu'nun davasında onun aleyhine tanıklık etmiş. Şimdi olayların son ayağı da... Umut Tanrıkulu'nun Makbule Coşkun'u öldürmesi. Umut Tanrıkulu'nun böyle bir şey yapacak. Evet, sorunları hukukla değil, şiddetle çözmeye karar vermiş belli ki Rüyacığım. Muhtemelen Umut Makbule Coşkun'u bir şekilde intikam hırsıyla öldürdü. Zaten yakında da yakalanıp hak ettiği cezayı alacak. Aslında her şey çok net, değil mi? Aslında ben sürecin bu kadar karmaşık olmasına şaşırdım. Süreç hiç de öyle karmaşık falan değil Rüyacığım. Çünkü Umut Tanrıkulu cinayetin baş şüphelisi olarak aranıyor. Zaten zamanında mahkeme babasıyla da ilgili bir karar verdi. O da bu süreçte hak ettiği cezayı çekiyor işte. Evet, eğer başka bir sorun yoksa. Yok. Teşekkür ederim. Ya şuna bakar mısınız? Ben bunu var ya, kesin ekletiyorum. Kesin, çok masum, çok tatlı çıkmışsın burada. Lan Becir, senin tipine ben. Bu vitamin size bak. Daha böyle beni anlatan bir şey. Şekilli koyuyorum. Bu tam olarak sensin. Böyle artistik yaparak evin içinde dolaşan küçük Fecir bu. Ya vallahi o değil Rüya'ya. Bak şu şu bak ha. Bak limuzinin arkasına oturmuşum bak. Bak. Gözlük mözlük. Şekle bak baba. Koy onu Fecir Emirkan yaz altına. Ay, havalısını seç tabii.
Şu röportajı yapacak kişiye soruları verin, sonra abuk subuk şeylerle karşılaşmayalım. Tamam baba. Ya baba ne olur şuna bakar mısın ama ya? İşte bu baba oğlu röportajı değil mi? Bu da kapağı. Ben bunu kesin ekletiyorum. Baba ben de bakayım ya. Allah aşkına merak ettim ha. Gönder bana. Baba sen sevmezdin böyle televizyon falan. Nereden çıktı bu röportaj? Biz kendimiz istedik kızım. Arada sırada böyle fotoğrafları paylaşmak, hayatımızın güzel yanlarını paylaşmak iyidir. Halkla ilişkiler. Bizim güzel yanlarımızı göstermeye ihtiyacımız mı var? Ya adam var diyor işte Rüya. Niye uzatıyorsun abicim? Yapmamız lazım diyorsa yapmamız lazım demek ki. Bir arada bir yüzümüzü göstermemiz lazım insanlara. Bizim yatırımcımız, hissedarımız kimin teknesinde olduğunu bilmek ister ha. Kaptanı görmek ister. Öyle habire dernek, bağış falan bunlarla olmaz. Türkiye'nin en başarılı baba oğlu ha? Aynen öyle. Keşke ailemizle alakalı bir şey olsaydı. Ben de çıkar annemle alakalı 2-3 kelime bir şey söylerdim. Bir de güzel fotoğrafını paylaşırdık. Ben kalkayım. İşim var, geç kalmam. Nerede bu abi? Ortalık kaynıyor. İnsanlar arıyor, ulaşamıyor. İşi gücü bırakmış gitmiş. Bütün toplantıları iptal etmiş. Bilmiyorum babacığım, belki başka bir işi vardır. Onun bir tek işi var, benim sözümü dinlemek. Babacığım senin tam olarak istediğin nedir? Yani diyorsun ki bir işi gücü bırakacağım, koltuğu bırakacağım. Sonra diyorsun ki emekli olacağım. Ama şöyle bir bakıyorum da her işe sen koşturuyorsun ya. Kızım ben bunu istemez miyim? İstiyorum tabii ama olmuyor. Yoruldum, bıktım, usandım. Benim tek derdim köşeme çekilip dinlenmek. Peki sana röportajda sorduklarında ne diyeceksin baba? Koltuğunuzu kime bırakacaksınız diye sorduklarında ne cevap vereceksin? Öyle bir soru sorulmayacak. Ha, abine ulaşırsan söyle, beni arasın. Tabii. Cir Bey, bu ne güzellik ya. Nereye böyle? Birkaç arkadaşa bir söz verdim de o söz tutmayı diyorum yani. Ha sen savcı yardımcısı alev parlak diyorsun. Ya ne alevi ya? Alev malev yok. Siz de bizi iyice şey ettiniz ha. Biz seni hiçbir şey etmedik. Sen kendi kendine şeylendin. Ortalıklarda alev alev diye koşturdun. Sonrası bir sessizlik, hemen güzel bir depresyon. Ya Rüya ne depresyonu Allah aşkına? Sen abine yakıştırıyor musun ha? Ne zaman gördün öyle bir şey? Bak ben kendim biliyorum. İnsan içinde bir deniz vardır. Bazen dalgalı, bazen durgun, bazen gitgelli. Anlıyor musun? Abininki hep dalgalı, hep gitgelli. Böyle yani, yapacak bir şey yok. Bu meccezirler diyorsun. Sen beni yakalıyorsun zaten. neye bakıyorsun sen? Kadripaz davası mı bu? Yok ya şey, Harun dahil etmedi beni zaten. Bak çakala ya. Tabii kendi abisini kendi kurtaracak değil mi? Şahsi mesele etti onu. Sen neye bakıyorsun? Kişisel bir mesele diyelim ya. Ben anlatırım sonra sana. Allah Allah, kişisel ha. Anlatacaksın tabii kız. Ben gidiyorum. Bana bak, bir ayar yap bize. Bir tatile çıkalım.
Abi kardeş gidelim Mikonos, Sikonos. Harbi yıkalım yani adaların hepsini, anladın mı? Bir daha da geri gelmeyelim, hadi. Yarın röportaj ver ha, unutma röportajı. Ya Rüya, he Rüya he, röportaj. Hadi dikkat et. Maktul Büşra Korkmaz konservatuvar eğitimi almış, bazı etkinliklerde, özel konserlerde sahneye çıkıyordu. Azat, nerede bu Fecir? Akşama kadar onun keyfini mi bekleyeceğiz? Yok amca, hazırlanıyordu. Saçlarına falan bakıyordu. Bir ben tekrar bir bakayım. Hadi, hadi. Oo, beyefendi güzellik uykusundan mı uyandırdık sizi? Senin saatten haberin var mı? Bünyamin Bey, hazırsanız sizi alabiliriz. Tamam. Size de son kez soruları göstereyim mi efendim? Gönderdiğim sorular değil mi? Evet, Rüya. Evet. İyi, tamam. Alo. Alo Ali. Ben Rüya Emirkıran. Selam Rüya. Müsait misin acaba? Sana sormam gereken birkaç soru var da. Müsaitim, neyle ilgili? Üniversitede hazırladığım bir ödevle alakalı. Büşra Korkmaz cinayeti. Search ederken üniversitenin sitesinde gördüm. Evet, hatırlıyorum, kriminoloji ödevimde. Evet. Evet, tamamını okudum, biliyorum. Sence de bu dosyanın içinde bizim çok fazla tanıdığımız insan yok mu? Makbule Coşkun, Harun Yakar, Umut'un babası. Yani bu kadar soru işaretiyle sanki bir tez daha yazılırmış. Pek içine sinmemiş gibi konuşuyorsun. Hayır hayır, yanlış anladın. Aksine çok beğendim. Bence bana aklımdaki bütün soruların yanıtlarını sen verebilirsin. Tam olarak nasıl yardımcı olabilirim sana? Bak Ali, bu dosyadaki isimlerden biri de Umut'un babası. Tamam. Umut'un babası seni neden bu kadar ilgilendiriyor peki? Sana şöyle cevap vereyim. Umut'tan hoşlanıyorum ve aklımdaki her şey netleşsin istiyorum. Senin için tatmin edici bir cevap mı? Yani eder, bayağı tatmin edici bir cevap aslında. Çok güzel. Ama aslında merak ettiğim şey şu. Büşra Korkmaz cinayeti. Bu cinayetle benim ailemin uzaktan yakından bir alakası var mı? Aslına bakarsan var Rüya. Çünkü vahşice öldürülen Büşra Korkmaz, o gece senin abinin eve dönüş partisinde sahneye çıkmıştı en son. Thank you.
2, 1, kayıt. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.